köylülerle konuşuyorum. Yani orada benim pozisyonum da çok önemli ve bu konuda da maçlarında çok büyük zararlar görmüşken onun dışındaki içerisindeki bir şey var, birbirine bağlantıları, bir akışkanlığı var sıvıların. O önü kesin. Ben Bülent Önder, Ayvalık'ta bulunma sebebimiz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından desteklenen Komünü Zeytin Enstitüsü projesinde 112 kadın zeytincimizi eğitmek. Burada Körfez bölgesinde yer alan 112 kadın zeytinci çok yoğun bir eğitim programı kapsamında zeytin yetiştiriciliğinden, dünyada ve Türkiye'de zeytincilik sektörünün durumuna, zeytinyağı üretimine, zeytinin çevreye olumsuz etkilerine veya çevre etkilerine, iklim değişikliğinin zeytine etkilerine, zeytinciliğe etkilerine, pazarlama, marka yaratma ve sürdürülebilirlik, anıt ağaçların korunması gibi pek çok alanda eğitilecekler, farkındalıkları artacak ve komedi değer zincirinin nasıl bir parçası haline gelebilirler, bu konuyu işleyeceğiz. Zeytincilik sektöründe bilindiği gibi en büyük sorunlardan birisi verimlilik sorunu, markalaşma sorunu, pazarlama sorunu. Dolayısıyla bu eğitim kapsamında biz bu sorunların da farkında olarak ona göre bir program geliştirdik. Ve burada kadın zeytincilerin girişimcilik yönlerini biraz daha artırabilmek, destekleyebilmek, zeytinde, zeytincilikte, zeytinyağında verimliliği artırmak ve aralarında bir birlik kurabilmek amacını öne çıkardık. Bütün bunlardan hareketle şunu söyleyebiliriz. Bu eğitim kapsamında bu yaratılan farkındalıkla mutlaka zeytincilikte, verimlilikte, pazarlamada mutlaka bir değer artışı, verimlilik artışı yaşanacağını düşünüyoruz. Zeytinlik devam ediyorlar. Genelde sonradan yatırım yapanlar bu şeyde ay dersi vereceğim. Ben Bey'e, Bülent Bey'le sizin oluşturduğunuz grubu atar. Mesela ilgili o sizlere paylaştırırız şey yapar. Bana dediğiniz gibi geleneksel yetiştiriciler maalesef bu şekilde yatırımda böyle bir olaya bakmak lazım. Geçmişte herkes tarımdan geliyor. Tarımdan para... Tekrar daha girdiniz mi hocam? Yok. Mehmet Cavlı. Şimdi önce ben Ayvalık Belediyesi'ni burada bizi misafir ettiği, bu bayan üreticilere desteklediği için belediye başkanına ve arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Komili Sosyal Sorumluluk Projesi'nde kapsamında baktığınız zaman dünyada işte İspanya 350 milyon zeytin ağacı varken 1 milyon ortalama 400 bin ton üretim gerçekleştirirken bizim ağaç sayımız onun yarısı kadar olmasından ve 175 milyon zeytin ağacında ortalama yılda son 5 yıla baktığımız zaman 200 bin ton zeytinyağı üretmektedir. Bu verimlilik kaybını minimize etmek, nereden kaynaklandığını sorgulamak ve üreticilerden bu konularda gerekli bilgileri alıp ve üreticileri de verimini arttırmak, kaliteyi arttırmak, karlılığını arttırmak, marka değerlerini arttırmak, markalaşmada yardımcı olmak için Komili bayan zeytin üreticilerine böyle bir proje kapsamında eğitim yapmaya başladı. Bu çok çok önemli bir şey. Katılımcılar çok çok iyi, çok ilgililer ve bunun kendilerine ilk derslerden sonra yaptığımız görüşmede çok faydalı olacaklarını söylediler. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk. Komili'nin ana hedefi ve amacı, Komili'nin katkılarıyla zeytinyağının ülkemizde hem kalitesini hem verimini arttırarak milli ürün olan zeytinyağını hak ettiği yere getirmek için bu projeyi başlatmış bulunuyoruz. Devamı edecek bu eğitim projeleri ve talep ve eksikleri gördüğümüz bütün konularda bu konu sürdürülebilir bir şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Uygarlık vardır, yaşam vardır, kalite vardır. O nedenle ben üretimde yaşayan insanlar da ona uygun olarak geçmişten beslenerek geldiği için daha farklı şekilde. Bizim bazı yaşadığımız kaçtaydı?
2024'te şey 2024'te daha gelmedi. Bir pozisyon da çok önemli ve bu konuda da tam şeye ulaşamıyorsunuz. Proje yapacağınız yerdeki metodistasyon yapıp o değerlerle birlikte o bölgede yaşayanların bilgilerine başvurmanız gerekiyor ki ikisi bir örtüsün. Merhaba, ben Ceren Doğa Korkmaz. İTÜ Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Ayvalıklıyım. Komil'in gerçekleştirdiği zeytin ve zeytinyağı eğitim programından yararlanıyorum şu anda ve çok memnunum. Bir kadın olarak, Ayvalıklı bir kadın olarak zeytinyağı ile ilgili eğitim almak ve gelecek nesillere bunu aktarabilecek olmak beni çok memnun ediyor. İleride de zeytin yetiştiriciliği üzerine çalışmak isterim ve bu konuda daha çok bilgi sahibi olmak isterim. Teşekkür ederim Komil'e. Zeytin toplama gittin mesela? Çocukken gitmiştim 5-6 yaşımda. Benim için çok güzel bir anıydı. Hala fotoğrafım var. Onun dışında şu anda okuduğum için zaman ayıramıyorum ama ileride bir Ayvalıklı olarak tekrardan Ayvalık'ta zeytinyağı ile ilgili bir iş yapmak isterim. Burada biz zeytinyağının hangi koşullarda zeytinyağı nasıl üretebileceğini, zeytin ağaçları nasıl yetiştirildiğini, bir yıl boyunca bir zeytin ağacına nasıl bir bakım uygulamamız gerektiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda girişimcilik, pazarlama, marka yaratma gibi konularla da eğitim görüyoruz. Burada yıllık yağış istekleri 788 mm diye bir tarih var. 708 mm'de de sulaması için sulamanız gerekiyor ama 708 mm'de susuz şartlarda bile yetiştirme şartı.